insana dair de bu hafta Kokina Kadın Kooperatifini inceliyoruz. Kokina, yılbaşı çiçeği demek. Bereket, umut, yeni yıl demek. Kadınları istihdam sağlamak amacıyla yola çıkan, el yapımı mantı, yufka, tarhana, erişte gibi gıda ürünleri üreten bu kadın kooperatiflerin sayısının daha da fazla sayıya ulaşmasını temenni ediyoruz. Kokina Kadın Kooperatifi'nin 7 kurucu üyesi var. Şu anda yanımda 2 tane kurucu üyesi var. Bunlardan ilk olarak Esra Hanım'la görüşeceğiz. Biraz kendisini tanıyacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kokina Kadın Kooperatifleri kurucularındanım. Arkadaşlarımla beraber gün içerisinde beraber çalışıyoruz. Kokina Kadın Kooperatifi ne zaman açıldı, açılış süreci nasıl başladı öğrenebilir miyiz? Şöyle, aslında pandemiden önce biz görüşmelere başlamıştık ve toplantılara başlamıştık. Eğitimlerimiz vardı. Ama resmi kuruluşumuz Temmuz ayında oldu pandeminin yasaklarından dolayı. Temmuz'dan itibaren de burada bu çatı altında beraberiz. Daha önce ne iş yapıyordunuz Esra Hanım? Yani bu fikir, bir kooperatif kurma fikri nasıl gelişti sizde? Normalde ben ev hanımıydım. Drama öğretmenim ve diğer kurucu üyelerimizden Hatice Subaşı var, drama eğitmenimiz. Onlarla beraber bir gün bir arada olduğumuz bir eğitimde böyle bir oluşum yapsak mı, işte kadınlara destek olsak mı diye yola çıktık. Sonra yavaş yavaş kat kat dokuyarak, ince ince eleyerek bugünlere geldik. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Zeynep Nart. Ben de hem kadınlara ulaşmak için önce çocuklardan yola çıkıyorum. Çünkü çok yoğun bir şekilde çocuklarla çalışıyorum. Çocuklarla çalışırken hedefimiz şu, mutlu aile, mutlu çocuk. O yüzden çocuklara ulaşırken annelere nasıl destek olabiliriz, ailelere nasıl destek olabiliriz diye düşündük. Sonrasında dedik ki kadınlar ne kadar güçlü olurlarsa çocuklar da aileler de o kadar çok mutlu olurlar diye düşündük. Ve bundan yola çıkarak aslında birazcık kadınlarımızın güçlü olmasını istedik, onlara destek vermek istedik. Bu düşüncelerle, bu konuşmalarla kooperatifimizi kurduk. Yani burada gıda üretimi sadece yapılmıyor, aynı zamanda kurucu üyeler çeşitli yeteneklere sahipler, tecrübeleri var. Kadınların çocuklarına da bir drama eğitimi verebilirler. Şu an sadece pandemi döneminde yapılmıyor ama bu süreç aşıldıktan sonra burada çalışan kadınların çocuklarına da drama eğitimi verebiliniyor, değil mi? Evet. Çok farklı atölyeler, çocukların yeteneklerine göre çok farklı atölyelerimiz var. Kendilerini geliştirebilecekleri, hangi alanda iyilerse ya da neleri keşfetmemiz gerekiyorsa, kendilerini ifade etme, özgüven çalışmaları, bunlarla ilgili bir sürü atölye çalışmaları yapıyoruz. Bunlarla çocuklarımızı destekliyoruz. Süper. Peki Esra Hanım, burada kaç kadın çalışıyor? Kadın profilleri hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Şöyle, şu an tam istihdam sağladığımız 15 kadınımız var. Ama bizim eğitim verdirdiğimiz ve belli eğitimlere katılmış ve arttırabileceğimiz potansiyele sahip olduğumuz 60 kadınımız var. Bu kadınlarımızın birçoğu, en az 30 tanesi belli eğitimlerden geçti. Kimisinin okuma yazması yoktu, okuma yazma eğitimi aldı. İşte ilk yardım eğitimi, iş güvenliği eğitimi, hijyen eğitimi alındı. Bunların eğitimlerinden alındıktan sonra bunlar buraya yani beraber çalışmaya başladık. Birçoğu da şu an bekliyor. Pandemi şartları değiştiğinde, bizim insan sayımızı arttırmaya başladığımızda onlar da gelebilecekler. Şu an 15 tanesi burada. Okuma yazma dahi bilmeyen kadınlar var diyorsunuz. Sanırım bunların iş geçmişi de çok fazla yok. Evet, birçoğunun daha önce çalışma hayatı yok. Bizimle beraber çalışmaya başladılar. Birkaç tanesinin daha önce çalışmışlığı var ama çoğunun çalışma geçmişi yok. Burada o zaman sadece iş deneyimi elde etmiyorlar, aynı zamanda sosyalleşe de biliyorlar. Tabii, yani hem sosyalleşiyoruz hem beraber öğreniyoruz. Bir de onların burası çok esnek saatlere sahip ya da çocuklarıyla gelebiliyorlar. Şu an pandemiden sebep getiremiyorlar, yasaklardan dolayı ama. Öncesinde çocuklarıyla gelebiliyorlardı. Onlara birçok konuda, mesela şu an yufka açılıyor. Ama daha önce yufka açmayı bilmiyorduk. Biz bunu ilk önce öğrendik. Onları öğrettik.
yavaş yavaş böyle ilmek ilmek sürekli bilgilerimize bilgi katarak devam ediyoruz. Esnek çalışma saatleri var. Evet. Buna rağmen yine sigortasını ve maaşını düzenli bir şekilde alıyorlar. Tabii. Geldikleri saat kadar sigortaları yapılıyor. Yemek ve yol ücreti alıyorlar ve maaş alıyorlar. Biz yufka açıyoruz. Erişte, mantı, tarhana, reçel, günlük ev yemeği, böreklerimiz, işte kadının da evde yiyebilecek, mutfakta üretebilecek her şeyi üretebiliyoruz. Hemen satışını da yapabiliyor musunuz? Gelir elde ediyor musunuz? Şöyle, normalde yasaklardan önce belli bir kurumlarla anlaşmalarımız vardı. Birkaç tane müşterimiz vardı. Toptan onlara veriyorduk. Ya da restoranımız açık olduğunda restoranta satış yapıyorduk. Tabii ki aşağıda bir restoranımız da var. Evet, restoranımız var aşağıda. Hani yavaş yavaş kendi çarkını döndürüyorduk yani. Ama şu an yasaklardan dolayı bu tabii ki biraz durdu. Ama biz stok yapmaya, çalışmaya devam ediyoruz. Yeni pazar alanları oluşturuyoruz. İşte erişteleri belli marketlere veriyoruz gibi. Böyle yeni yeni sürekli bir sorun oluştuğunda bir çözüm buluyoruz ve ona göre odaklanıyoruz. Burada sadece gelip iş yapıp gitmiyorlar. Mesela onların ihtiyaçları doğrultusunda, atıyorum çocuğunun çalışmaya ihtiyacı vardır, ona iş imkanı sağlıyoruz. Veya bir doktora ihtiyacı var, hasta, ona doktor buluyoruz. Ya da işte avukata ihtiyacı var, bir şekilde avukat desteği sağlamaya çalışıyoruz çevremizden. Ya da işte birkaç kadınımızın çocuğunun bilgisayarı yoktu, işte kendi çevremizden veya işte sponsor bularak onlara bilgisayar temin ettik. Yani onların sadece çalışıp para kazanmasından çok onları burada mutlu sağlayacak, üzüntülerini giderecek, psikolojik veya sosyal çevreye sağlayabileceği katkılara da her şekilde onlara yardım dokunmaya çalışıyoruz. Sizin bir kadın kooperatifi olarak diğer kooperatiflerden farkınız var mıdır? Yani şöyle, diğer kadın kooperatiflerinde birçoğunda sigortalı çalışan yok. Bizde kadınların emeği önemli, kadınlar önemli. Biz kurucular olarak 8 aydır herhangi bir ücret almadık ama bizim için öncelik kadınlar. İlk önce kadınlarımızın evlerinde aş pişsin, biz bir şekilde onu sağlarız diye. Onların sigortaları, yemekleri, yol, maaşları alınıyor. Yani diğer kooperatiflerden farkımız bu. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben İce Özer. Nerelisiniz? Van'la. Van'dan geldiniz. Ne zaman İstanbul'a geldiniz? Çok daha da 12-13 yaş. Nasıl haberiniz oldu? Buraya Eltin bana tavsiye etti. Batıldım toplantıya. Ondan sonra okuma yazmam yoktu. Oraya gittim. Bir ay, iki ay okuma yazma yaptım. Okuma yazma da bilmiyorum dediniz. Nasıl öğrendiniz bunu? Biraz öğrendim ya orada. Burası mı öğretti size? Hı, burası. Ne kadar süredir şimdi buradasınız? 8 ay oldu galiba. 8 ay. 8 aydır burada. Ne yapıyorsunuz? Burası size ne kattı? Yufka açılıyor, mantı yapıyorlar, erişte yapıyorlar. Ev kadınınız evde oturup çocuklarınıza bakıyordunuz ama burada bir bu imkanı yakaladınız. Yani buraya geldim, çalıştım, iyi oldu burası. İsminizi alabilir miyim? Nerelisiniz? Nereden geldiniz? Vanlıyım, doğuluyum. Van'dan geldiniz. Ne zaman geldiniz İstanbul'a? 20 yıldan fazladır ben buradayım. 20 yıldır İstanbul'dasınız. Çalıştınız mı daha önce? İlk kez ev hanımıydım. Çocuklarınız var, evdesiniz. Oğlum var, evet. 20 yıldır İstanbul'dasınız ve hep evdeydiniz, çocuk bakıyordunuz. Aynen. Burası size ne kattı? Çok şey kattı. Daha önce mantı açmayı bilmiyorduk. Yufka açmayı bilmiyorduk, ev hanımıydık. Kendimizce yaptığımız şeylerdi. Ama burada bayağı bir ilerlettirdik. Eşiniz evin ihtiyacını, maddi durumunu karşılıyordu ama siz de artık bu ihtiyacı karşılayabilecek duruma geldiniz. Aynen öyle. Destekçi olması için geldim zaten. Yani benim bir de amacım oydu zaten. Bir yere kadar pandemi biliyorsunuz, hayat şartları biliyorsunuz. İki çocuk okutturuyoruz. O yüzden eşime bir katkım olsun istedim. Bir de burası bayan, arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, hepsi de çok insanlar.
Bazen yeri geliyor, özellerimizle bile ilgileniyorlar, el atıyorlar. Yani bir aile gibiyiz. Önceki Hatice Hanım arasındaki fark nedir? Tanımlayabilir misin? Bilmiyorum. Özgüvenim. Evet, özgüvenim. Ben de bir şeye yarıyorum artık, bir şey yapabiliyorum. En azından bir çorbada bir hani bir tuzum olacak diye düşünüyorum yani. Tamam, böyle evde kalan diğer kadınların da bu fırsatları yakalamasını istiyorsun. Evet, tavsiye ediyorum, evet. Kokina Kadın Kooperatifinde çalışan bir başka kadınla sohbet edeceğiz. O da yufka açıyor mantı yapmak için. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Gülferiz Yılmaz. Gülferiz Yılmaz. Gülferiz Hanım, siz nerelisiniz? Nereden geldiniz İstanbul'a? Ben Gaziantep'liyim. 30 sene önce geldim. 30 yıldır İstanbul'dasınız. Daha önce çalışma deneyiminiz oldu mu? 45 yaşından sonra bu işe başladım. Bir senedir de bazı sıkıntılardan dolayı kendim evde Gaziantep'liyim. Üçlü köfte mantı yapıyordum. Yani çocuklarımla beraber, çocuklarımın başında durup geçimimi sağlamak için, ayakta durmak için. Sonra kısmet, bir mutluluğum yani bu yönetimle tanışmak oldu. Gülferiz Hanım evde çocuklarına bakan, başka hiçbir yerde çalışmayan bir kadındı. Ama buraya geldikten sonra da mantısını açan, kendi işini kurmuş bir kadın olarak karşınızda çıkıyor. Peki bu hayatınızda neyi değiştirdi? Ayakta durmayı öğretti. Yani çocuklarım küçük değil ama ya bu çocuklar dünyaya geldiyse yani bu çocukların yanında olmak lazım. Burada da gerçekten 8 aydır maddi manevi tabii ki her türlü çok memnunuz. Yani daha da ayakta durmayı öğrendik. Yani kendimizden bir şeyler katıyoruz. Mesela ben Gaziantep'liyim, içli köfte yapmaya başlıyoruz. Hani bir şeyler yapıyoruz. Yani bildiğimiz şeyleri biz de sunmaya çalışıyoruz. Birbirimize öğretiyoruz. Sigara böreğinin yufkasını dışarıdan almayıp kendimiz yapmaya başladık. Yani 8 ay içerisinde biz çok farklı ilerledik. Kendinize güveniniz geldi, ayakta durabiliyorum diyorsunuz. Tabii ki şu pandemide biz şu anda stok yapıyoruz. Evinizde ne değişti? Yani bu ana kadar eşiniz para getiriyordu, maddi olarak o kazanç sağlıyordu. Siz de şu an katkı bulunmaya başladınız. Bu değişim nedir? Bunu alabilir miyiz sizden kısaca? Ya insan mutlu oluyor tabii ki yani. Yani beklemiyorsun yani eşin gelecek para getirecek de bugün bunu alsam mı etsem mi idare nasıl edebilirim? Yani paramı kazandım, var mı ona göre harcıyorum. Yani ona göre yani ayakta durmaya çalışıyoruz. Kendine güveni tabii ki geliyor insan. Öneriyor musunuz diğer kadınlara da? Keşke zamanında çalışsaydım ve sigortam ödenseydi diye düşünüyorum. Keşke zamanında çalışsaydım. Hayatta hiç kimseye güvenmeseydim. Vergili, ruhsatlı bir kurumuz. Etiketlerimizin üstünde son kullanma tarihleri. Ondan sonra Mersis numaramız, gıdaya uygunluk belgelerimiz hepsi mevcut. Sizdeki satışlar nasıldır? Tercih edilen kesim kimlerdir? Şöyle, biz daha önce restoran sektörüyle çalışıyorduk. Belli birkaç tane müşterimiz vardı restoran. Soğuk zincir şeklinde bir lojistik firmasıyla anlaşarak, çünkü bizim bir soğuk aracımız yok. Soğuk zincir bozulmayacak eksi bir araçla alanlarına, restoranlara sevkiyat yapıyorduk. Ama pandemi sürecinde restoranlar kapanınca bu kadınlara restoranlar kapandı, hadi gidin evine diyemezdik. Farklı bir yol düşündük, ne yapabiliriz düşündük. Pazara bile çıktık. Birkaç tane marketle anlaşma sağladık. Şimdi bazı marketlere erişte veriyoruz. Ne kadar satış oldukça o kadar siz de büyüyeceksiniz, o kadar çok kadını istihdam edeceksiniz. Evet. O nedenle karşılıklı olarak bu işler ne kadar büyürse herkesin kârını olmuş olacak. Tabii ki. Yani sonuçta hepimiz Türkiye için, bizler için, evlatlarımız için ne kadar iyiye götürebilirsek o kadar bizim için iyi. O yüzden de çalışıyoruz. Burada sizin üretip paketlediğiniz ürünler bulunuyor. Evet. Mantısından reçeline, turşusuna kadar hepsi var. Evet. Bize bir anlatır mısınız? Üçgen mantılarımız var. İşte kadınlarımızın yaptığı ya da işte bohça mantımız var. Bunlar hepsi el emeği, göz nuru. Burada eriştemiz var. Böyle hepsi gördüğünüz gibi hijyene uygun, sadece ilk gittiği evde açılacak şekilde. Satışı hazır hale getirilmiş ürünler. Tabii bunlar hepsi şu an satışı hazır.
geldiklerinde ya da işte toptanda direkt paketlenip verilebilecek şekilde. Toptan veriyorsunuz değil mi? Yoksa kişilere gelip buradan da satın alabiliyorlar mı size? Gelip toptan da alabilirler, perakende de alabilirler, gelip burada yiyebilirler. Burası bir restoran. Her şekilde onlara katkı sağlayabiliriz, destek verebiliriz. Evet, turşularımız, karışık turşumuz ve pancar turşumuz var. Bunların hepsi el yapımı. Hiçbirinde katkı maddesi yok. Reçellerimiz de aynı. Renkleri tamamen orijinal. Evimizde nasıl reçelimizi, turşumuzu, mantımızı yapıyorsak burada da tamamıyla hijyene uygun, tamamıyla ev yapımı, hiçbir katkı maddesi bulunmadan her kullanılan ürün birinci kalite olarak ve hani kıyması değişmeyen, unu değişmeyen ya da işte bir kere aldım tuzluydu, diğeri tuzsuz diyebilecek lezzet farklılığı olmadan tamamen doğal. Tamamen doğal, reçetesine uygun, sofralara hazır. Ben mesela kendi evimde yemediğim veya yedirmediğim bir şeyi burada hiçbir arkadaşımız da ya da ben de buna çok dikkat ediyoruz. Tamamıyla gördüğünüz gibi hepsinin maskesi, bonesi, eldiveni mevcut. Hep aynı kalitede ve aynı şekilde sofralara hazır halde. Zeynep Hanım, sizin de son söylemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Ben bu lezzetli ürünlerin herkesin faydalanmasını istiyorum. Kadınlarımıza ve kadın kooperatifine destek olmalarını istiyorum. Ve anlattığımız gibi her ürün gerçekten doğal, evimizde yediğimiz ürünler gibi. Bunlardan faydalanmasını istiyorum insanların. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz verdiğiniz tüm bilgiler için.